arada Emin Fındıklı'yı anmak üzere kendisinin başta çektiği fotoğraflarla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nde bir F-4'lerin genel bir sergisi var. Ama bizim açımızdan, Emin abimiz açısından önemli olan şu fotoğraf çok güzel anlatıyor. Emin abinin 112. filo kapatılırken "Seni çok sevdim Emin Fındıklı 12 Haziran 2012 Eskişehir'de" bir böyle bir fotoğraf çekerek filo kapanışının bütün karelerini Emin abi çekmişti. Şimdi havacılık fotoğrafçılığı, spotter'lık İngilizcesi dendiği zaman Türkiye'nin ilk spotter'ı Emin Fındıklı. Kendisi profesyonel olarak da TRT'de çok uzun yıllar çalıştı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin tanıtımı için yaklaşık 50 yıllık sürede ta o F-100'ler, F-102'lerden başlayıp günümüz F-16'larına kadar belki de yüz binlerce kare çekti ve bunu tamamen gönüllü olarak havacılığa olan aşkıyla yaptı. Emin abi ne yazık ki kaybettik. Bugün F-4 50. yılında belki fiziki olarak yanımızda yok ama ruhen biz Emin Fındıklı'nın yanımızda olduğunu hissediyoruz. Ve onun açtığı yolda da genç arkadaşlarımız yaptıkları katkılarla havacılığı sevdirmek üzere spotter olayını Türkiye'de genişletiyor. Daha fazla insana ulaştırıyor. Hem Türk Hava Kuvvetleri'ni insanımıza tanıtıyor hem de tüm dünyaya tanıtıyor. Bugün burada yaklaşık 670 spotter vardı. Gazetecilerle birlikte 700 kişi vardı. Ve bu ekibinde yarısı yurt dışından, dünyada çok az kalan F-4'leri görmek üzere buraya geldiler. Verdikleri mesajlar, çok memnun ayrılıyorlar. Yapılan uçuş, gösteriler ve özellikle vadi geçişi yabancıları çok etkilemiş. Bu da işin başka bir boyutu, hem sevdiriyor hem Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü de dünyaya gösteriyor. Bugün bir başka önemli konu, 50 yıl önceki ilk filo komutanı Ergin Celes'in, daha sonra Hava Kuvvetleri komutanı oluyor, emekli orgeneral, o da buradaydı. O da tulumunu, G-suit'ini giydi uçağın başında, o özel boyamalı Türk bayraklı uçağın başında bir poz verdi. İşte geçmişimizi iyi bilirsek geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Fotoğrafından uçağına, boyamasından buradaki organizasyona kadar, bunlar nasıl havacılık bir halkanın bütününü oluşturuyorsa burada da bütün bu çabalar belirli bir geleceğe daha iyi bakmayı hedefliyor.